Bundan bir önceki dersimizde Charles siyasası demiştik. Ee, geldik bunun standart soru ve çözümlerini. Orada göstermiş olduğumuz formül bulma, yorumlama tekniklerini burada uygulayacağız. Birinci soruyla başlayalım. Miktarı ve basıncı sabit tutulan bir gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Evet bunu biliyoruz. Niye söyledin ki? Buna göre N ve P sabitken yargılandan hangileri yanlıştır? Bak soruyu çözerken öncelikle şuraya bir P ve N, R, yazıyoruz. Tamam mı? Sonra sabitleri siliyorsun. Ne sabit? Miktar. R zaten sabit. Basınç da mı sabit? Burada ne kaldı geriye? V eşittir T. Yani bunlar doğru orantıda. T artarsa V de artar. İşte V1 ise T1, V2 ise T2 olur. Tamam mı? Gaz 10 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye ısıtılırsa hacim 2 katına çıkar. Hocam sıcaklık 2 katına çıkmış. Hacim de 2 katına çıkar mı? Evet sıcaklık iki katına çıkarsa hacim de iki katına çıkar da bizim sıcaklık birimiz burada yalnız ne? Kelvin. Yani bu kaç santigrat derece? Öncelikle bunu Kelvin'e çevireceksin. 273 ile topla. 283. 283. Tamam. 283'ten kaça çıkarmışsın? 273 ile topladığın zaman bunu 200 ee, kaç yapar? 93 mi yapar? 293. İki katına çıkmış mı? Yani 283'ün iki katı bu mu? tabii ki değil bu yüzden bu yanlış tamam mı kelvin olarak bakacaksın 227 santigrat derecedeki gaz hal değişimi olmadan eksi 23 santigrat dereceye soğutulursa hacim yere düşer yine bunun kelvin cinsinden sıcaklığını hesaplayacaksın 273 ile topla ee, 300 500 mi yaptı 300 500 300 500 değil mi eksi 223 eksi 23 demek 273'ten çıkardığın zaman 250 santigrat derece. Mi demek. Bak sıcaklık yarıya düştü mü? Düştü. O zaman hacim de yarıya düşer. Bu doğru. Isıtılırsa yoğunluğu azalır. Isıtılırsa D eşittir. m bölü V. Hacim artar. Hacim arttığından dolayı yoğunluk ne olacaktır? Azalacaktır. Doğru. Yanlışı sormuş cevap. Yalnız bir aşıkka. İkinci soru. Sabit basınçtaki bir miktar gaz için hacim sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre V1 bölü V2 nedir diyor. Şimdi neydi formül? Veya formülü hatırlamıyorsun. P, V, N, R, T yazdın. Hiçbir şey bilmediğini düşün. İdeal gaz denklemi haricinde. Sana diyor ki bir miktar gaz. Yani madde ekleyip çıkarmamış. Madde ekleyip çıkarma bilgisini vermezse miktar sabit demektir. Ee, sabit basınçta diyor, basınçta sabit. R zaten sabitti. Böyle bir eşitlik bulduğunda formülün v1 bölü t1 eşittir v2 bölü t2 olacaktı. Tamam mı? Yazıyoruz sırayla. V1 bölü v şu v2 buraya alırsak v1 bölü v2 ne olur? T1 bölü t 2ye eşit olur. Mesela t1 olarak şunu, t2 olarak da bunu alalım. Ama dikkat et burası santigrat derece. Biz işlemlerimizi hep Kelvin üzerinden yapıyoruz. Bu yüzden 227 273 ile toplayıp Kelvin'e çevirmiş oluyoruz. Kaç yapar o da? 300 Kelvin yaptı. Bölü. 177 273 ile toplarsan 450 yapar. Artık sadeleştirme yapacaksın. Sıfırlar gitti. 15'e böldün. 2, 15'e böldün. 3. 2 bölü 3. Cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekildeki sistemde sıcaklık artırılırsa Diyeceklerinden hangileri değişmez? Yaz. P, V, N, R, T. İdeal sürtünmesiz piston diyorsa basınç sabit demektir her zaman. Tamam mı? Basınç sabiti buradan yakaladın gitti. Madde ekleyip çıkarmadı bu yüzden e, miktar da gitti. R zaten sabit. Doğal olarak hacimle sıcaklık doğru orantılı. Hacim artarsa sıcaklık artar, sıcaklık artarsa hacim artar diyoruz öyle değil mi? Sıcaklık artırılırsa gaz yoğunluğu. D eşittir M bölü V. Sıcaklık artından dolayı V artı miktar değişmedi. Öz kütle ne olur azalır. Bana değişmedi soruyor bu gitti. Hacim bölü mutlak sıcaklık oranı. T'yi al buraya. V bölü T eşittir. K sabit oluyor. Evet. Gaz basıncı. Şimdi ideal sürtünmesiz piston diyorsan. Tamam mı? Basınç sabit demektir. E, bu da değişmez. Cevap ne oldu? 2 ve 3 E şıkkı. Dördüncü soru. İdeal sürtünmesiz pistonlu bir kapta 27 santigrat derecede V hacmini kaplayan neon gazı vardır. Buna göre gazın hacmi, hacmini %20 artırmak için sistemin sıcaklığı kaç santigrat dereceye gelmelidir? Şimdi P ve N yazıyorsun. Okey. Ya hocam siz de kafaya buna taktınız diyeceksiniz. Evet buna taktım. Gör yani zor şeyler değil. Hep aynı şey yapıyoruz. İdeal sürtünmesiz piston demek basınç sabit demek. Gaz ekleyip çıkarmadım miktar sabit demek. R zaten sabit. Böyle bir eşitlik bulduğumda senin formülün V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 olacaktı. Başlangıçtaki hacmi 100 olsun. Tamam mı? Böyle sıcaklığın kaçtı başlangıçta? 27 santigrat dereceydi. Kelvin'e çeviriyorsun tabii ki. 273 ile topla 300 Kelvin. Sana diyor ki hacmin 120, yüz %20 artırmak demek yüzü 120 yüz yap demek öyle değil mi? Yüz vermemin nedenini anladın mı? Çok kolay işlem yapıyorum. Yüzü yüzde %20 deyince 120 oldu. Böyle sıcaklığı ne olacak bu kez? Bilmiyorum ki bana bunu soruyor. Yani 273 de kaç toplayacağım? X'i toplayayım. kelimeye çeviriyorum ya. X santigrat derece. Santigrat derece cinsinden bulacağım. 273'te toplamam lazım. İşler dışlar çarpımı yaparsam. Yapmadan önce şu iki sıfırları atalım. 273 artı x eşittir. 3 çarpı 120'den 360 mı? 360. Bunu karşı yattığında x eşittir. Buradan 87 santigrat derece çıkar. Cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. İdeal pistonlu kapta no gazı bir miktar ısıtılıyor. Buna göre bu olayla ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. P, V, N, R, T. İdeal pistonun kap demek basınç sabit demektir. Tamam mı? Zaten burada basınç sabit. Sıcaklık arttıkça basınç sabit kalmış. Bir doğru mu? Doğru. Basınç sabit sildim. R sabit. Madde ekleyip çıkarmadığından bunu da sildim. Sıcaklık artarsa hacim de artar. Sıcaklık arttı. Hacim artar mı? Artar. Hocam bu eksiye gitmemiş. Uzat şöyle. Uzatsam eksiye geliyor mu? Geliyor. Doğru olabilir o yüzden. Bak şuradan şöyle başlatsa yanlış olurdu. Yukarıdan başlattığından dolayı doğru olabilir diyorum. Tamam. Ee, grafik şuna bakıyorsun. V bölü T oranı. V bölü T oranı ve T'yi buraya aldığında ne eşit olur? K eşit olur. Yani sabit olur. Değişmez. Bu yüzden 3 yanlış. Cevap 1 ve 2. B şıkkı. Altıncı soru. Pistonlu bir kapta helyum gazının V bölü T'ye T grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre 400 Kelvin'deki hacmi kaç litredir? Bu formülü verdik daha önceden de. V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 mi? Bak birincisinde V bölü T oranı 0.2'ymiş. 2 bölü 10 diye yazdım. İkincisinde sıcaklığım kaç? 400. V'sini biliyor muyum bilmiyorum. 400'e. X derim. Tamam mı? Şununla şu gitti x eşittir buradan 80 litre çıkar. Bu kadar. Yedinci soru. Yukarıda verilen olaylardan hangiler Charles yasasıyla açıklanabilir? Kışın yere bırakılan bisiklet lastiğinin e, inmesi sıcaklık ne şey yapıyor. Düşüyor. Sıcaklık düşünen dolayı hacim de düşüyor. Evet. Isıtılarak ısıtılan elastik balonun hacminin artması genleşme oluyor. Sıcaklık artınca hacim de artıyor. Charles yani sıcaklık T hacim ilişkisi varsa Charles demek ikisinde de var. Deniz ve göllerin yüzeyden donmaya başlaması hal değişimi ile ilgili bir olay. Ee, Charles'a yani sıcaklık hacim ilişkisine dayanmaz. Cevap 1 ve 2. B şıkkı.